Türkiye devreye girmesi lazım. Arkadaşlar herkes dağılsın. Gazze özgürlük filosu Mavi Marmara gemisinde yer alan Mustafa Tatlısu, İsrail'in 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırının 14. yıl dönümünde önemli açıklamalar yaptı. Şu anda tamamen uluslararası karasularda olmamıza rağmen İsrailli donanmalardan şu anda Mavi Marmara gemisi taciz ediliyor. Tatlısu, dünya soykırımcı lanetli kavim İsrail'in bitişine şahitlik edecek. Bu süre çok uzun değil. Tarih, zalim devletlerin yıkılışına çok kez şahitlik etmiştir. Zulmün en yoğun olduğu dönemler, bitişlerin, yok oluşların en yakın olduğu dönemlerdir. Bugünler tam da o döneme sancılı. Sancı varsa doğum yakındır. O doğum bağımsız Filistin'i müjdelemektedir. Asrın zalimi Netanyahu ile ülkesini ne Amerika ne İngiltere ne de soykırım seyircisi Batı kurtaracaktır. İslam dünyasının en etkili sesi Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Birleşmiş Milletler olmak üzere önemli toplantılarda savaş suçu işleyen terör devleti İsrail'e karşı güç birliği çağrısı boşa bir çağrı değildir. Artık bıçak kemiğe hatta iliğe dayanmıştır. Askeri seçenekler dahil müdahale her yönüyle değerlendirilmeli, gereken bir an önce yapılmalıdır. ABD'nin İsrail'i durdurmak yerine destek vermesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 40 bin Müslüman katledilmiştir. Yaralıların sayısı bilinmemekte, yapılan katliamın şiddeti karşısında maddi hasarsa kimsenin aklından dahi geçmemektedir. İsrail Gazze'de taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmaksızın saldırmakta, yıkmakta, yok etmektedir. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. İlahi kelamının mucizevi tezahürlerine şahit olmaktayız. Filistinliler ölümü öldüren direnişleriyle batıl dünyanın aklını başından almakta, zaferi silah ve teknolojik üstünlükle gören zihniyet Gazze'nin nasıl olup da düşmediğini anlayamamaktadır. Batı dünyasının önemli ülkelerinin Filistin'i devlet olarak tanımaya başlaması İsrail için zor günlerin başladığını ortaya koymaktadır. Canımızı yakan, bebeklerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, kısacası din kardeşlerimizin canına kasteden alçak terör devleti İsrail'in de canı yanacaktır. İsrail mutlak surette dağılacak, yıkılacak, yerle yeksan olacaktır. Hak gelecek, batıl zail olacaktır. Bu Allah'ın vaadidir. Bundan şüphemiz yoktur ve o yok oluş yakındır. Hem de çok yakındır, dedi.